Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Kamil Erdoğdu ve arkadaşım Hüseyin Şuekinci, CRI Türk'te spor gündeminde birlikteyiz. Merhaba Hüseyin. Merhaba Kamil abi, sağlıklı günler diliyorum. Hep birlikte. Evet, şimdi lig başladı nihayet. Hani ilginç bir başlangıç oldu diyebiliriz. Yani alışmadığımız bir başlangıç, aslında ilginç demeyelim de. İlk defa oluyor abi. Hani evet. İlk defa seyirsiz başlıyor bütün maçlar. Bütün dünyada da böyle, sadece Türkiye'de evet, değil. Aynen. Şimdi ama ben önce bir anmayla başlayalım. Dün Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı, golcüsü. Aslında yani ben Galatasaray demeyi de değil, tabii ki Galatasaray'la özdeşleşmiş bir isim de. Türk futbolunun efsanesi Metin Oktay'ın ölüm yıldönümüydü. O trafik canavarı 1991 evet, yılında evet, onu aramızdan almıştı. Hani şimdi bazı insanlar var, hakikaten gidince boşluklarını anlıyorsunuz. Metin Oktay sadece futboluyla değil, saha dışındaki duruşuyla, futboldan sonraki duruşuyla, her şeyle örnek bir insandı. Hani benim belki şu, yani ne kadar Fenerbahçeli olduğumu biliyorsun ama evet, bir Fenerbahçeli, en az bir Fenerbahçeli kadar diyeyim, bir Lefter kadar ona da saygı duyuyorum ve seviyorum, bunu söyleyeceğim. Onun hani futbolunu izledim ama çok daha futbol, çok küçük yaşlardaydım. Hatta jübresine de gittim. O jübresindeki ilginç olayı sen anlatırsın. Yani abi, ona tarihe, da gittim. Tarihe şahit etmişsiniz abi. Evet. Ama hani futbolu o zaman hani çok anlayabilecek durumda değildim tabii ki. Ve hiç unutmuyorum, son anda böyle biraz gecikmeli de girmiştik rahmetli abimle Sıda'da. Karşıdan, Üsküdar'dan geçip şeye, eski açığa girmiştik. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve 1-1 bitmişti maç. Yanlış hatırlamıyorsam da 2 penaltı golü vardı ama o jübrenin çok anlamlı bir olayı vardı. Onu sana bırakıyorum. Evet. Evet abi, Metin Oktay'ı ben trafik kazasından çok kısa bir süre önce TRT'deki bir programını hatırlıyorum. Konuk olmuştu. 10 tane top dizmişti yan yana. Ve şut işte sol direğe çarpacak, şu çatala çarpacak ve Rugan ayakkabıyla vuruyor abi. Ve hepsi ne isabet ettirmişti. Ben de hatta bizim memlekette müstakil bir evimiz var. Şey yaptım, kireç çizdim, sonra babamdan gerçi fırça da yedim ama topu ıslattım hani vurabilir miyim diye. Ve tabii Metin Oktay gibi yapmak mümkün olmadı ama onu hatırlıyorum. Ve çok üzülmüştüm gerçekten. Metin Oktay'ı kendi sözleriyle anlatalım abi. Sinan Sevyen'in bir paylaşımından ben de öğrendim. Yıllar önce İzmir'de bir anısından bir sohbette Sinan Sevyen'e şöyle bir ifade kullanıyor Metin Oktay: sporculuk meziyeti diyor sadece sahada işe yarar ve ancak bir maç sonra hatırlanırsın. Hadi belki bazı maçlar vardır, birkaç maçta yıllar sonra da hatırlanırsın, akıllarda kalırsın ama meziyetlerin üstüne diyor sporculuk ahlakını koyarsan sonsuza dek hem akılda kalır hem yüreklerde iz bırakırsın. Aynen öyle. Metin Oktay evet, bunu sadece söylemiyle değil hayatıyla da gerçekleştirmiş birisi. Dediğin gibi sadece Galatasaray'a mal olmuş bir isim değil, Türk futboluna mal olmuş bir isim. Hani bence abartı değil, Pele Brezilya için neyse Metin Oktay da bence Türk futbolu için örnek yaşamıyla, hani sporculuk ahlakıyla da diyelim, örnek bir insan. Hayatı filme konu olmuş daha futbolculuk. Evet. Hayatında Galatasaray'a verdiği değer de çok önemli. Hatta dün Galatasaray TV'de Halit Kıvanç'ın anısına, işte o Metin Oktay'ın anısına düzenlenen programda Metin Oktay'ın hani bu jübile, Can Bartu'nun jübilesindeki, ya da özür dilerim, Metin Oktay'ın jübilesindeki konuyu anlattı. İzlemelerini mutlaka öneririm tüm spor severlere o programı. Halit Kıvanç teklif ediyor. Hani formalarınızı değiştirebilir misiniz? Ya da önce Can Bartu'ya söylüyor ki Can Bartu Fenerbahçe'nin önemli bir ismi. O da Fenerbahçe için çok değerli bir isim. Ve Metin Oktay, ben Galatasaray Fenerbahçe ile veda etmek istiyorum diyor. Hani futbol beni bırakmadan futbolu bırakayım diyor. O da ayrı şey. Belki yıllar, birkaç sene daha oynardı yani.
Ama hani şampiyon olduğu sene bırakıyor. Zirvede bırakıyor. Gol kralı olduğu sene bırakıyor. Ve Can Bartu biraz da tereddütle abi bir şey olmaz değil mi diyor. Ki orada basının da ne kadar önemli olduğu, gazetecilerin ne kadar saygın olduğu da o ayrı bir program konusu. Kabul ediyor. Tabii Metin Oktay'a bir teklif edince ya diyor Can kabul edince bize hayır demek düşer mi şeklinde. Ve o tarihe geçen meşhur işte formaları değiştiriyorlar. Şeref duyarım da diyor, yanlış hatırlamıyorsam şeref duyarım da ve diyor. O görüntüler kesinlikle tabii o ifadeleri de var ve o forma değişimi tribünün sen şahitlik eden bir birisin abi. Hani tamam çocuk çok küçük yaşlarda olabilirsin ama hani dakikalarca alkış görüyor. Yani burada hani şimdi o Galatasaray, Fenerbahçe ya da işte böyle kulüpler arasında nifak tohumları ekmeye çalışan bir güruh var ya. Ya biz geçmişimizi unutmamamız lazım. Hani tarihimizi ya, unutursak yani, geleceğe sağlam adımlarla şimdi, gidemeyiz abi. Aynen, bir de yalan haber ama yani kabul görmesi anlamlı. İşte o forma değişiminden işte kefen giyerim o formayı giymem şeklindeki demeçlere geldik. Onu söyleyeyim yani, o demeç verilmedi. Bunu söyleyeyim ama böyle bir şey uyduruldu ve çok sevildi bazı kesimler tarafından. Baliç'in evet, söylediği iddia edilen Baliç'in değil mi abi? İddia edilen evet, böyle evet, bir şey demedi biliyor ama böyle bir şey yapıştırıldı ve ama bunu destekleyenler olduğu için. Evet. İşte bunu haber yapan sonuçta bizim meslektaşlarımız. Bizim meslektaşlarımız buna çanak tutan, aa ne güzel olmuş diyen de ayrı bir fanatikler. Böyle ve burada şunu da hatırladım yani, kısaca ondan bahsedeyim. Kaptanlık çok farklıydı. Yani şimdi ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman Metin Oktay Can Bartu'ydu. Bir müesseseydi sanki ve miras olarak devredilirdi. Metin Oktay'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam Uğur vardı. 11 numara oynardı Galatasaray. O geldi. Böyle bir devredildi. Sonra Muzaffer stoper. Rahmetli Selçuk Yılan'ın da dayısıydı. Böyle gitti. Fenerbahçe'de Can Nedim diye devam etti mesela. O gün vardı galiba daha önce, tam hatırlamıyorum ama Can'dan sonra Nedim aldı. Uzun yıllar o kaptan oldu. Yani işte Beşiktaş'ta Sanlı baba, var diyelim. Sanlı baba kaptan. Baba Hakkı, Ali, Süleyman Seba yani. Onlar zaten başlı başına bir şeydiler. Yani şeydi, başkanla kaptan arasında bir tık fark var. O da bazen de hatta kaptanın dediği olurdu yani. Başkanın değil kaptan. Öyle saygın bir statüydü diyelim. Evet. Bunu da söylemek gerekiyor. Ve yine bir Fransız futbol dergisinde hani Metin Oktay'ın meşhur bir röportajı var. Hani kendisine şu soruyu sorar. Hani yaklaşık işte o röportajın yapıldığı yıl için söylüyorum. Bir yıl önce işte ağları yırtan bir gol attınız Fenerbahçe'ye karşı. Bu golle ilgili ne söylersiniz? Ya o gol bugün bile hatırlanıyorsa bu Fenerbahçe'nin büyüklüğündendir ifadesini kullanacak kadar rakibi yücelten, hakkını teslim eden ve ezeli rekabet ebedi dostluk deyiminin somut örneğidir Metin Oktay'lar. Evet. Yani evet, aramızdan gerçekten erken ayrıldı. 29 yıl geçti abi, ben çocuktum. Gerçekten ya, çok üzülmüştüm. Evet. Mekanı burada, cennet olsun. Biz aynen öyle ve de şimdi senin söylediğin bir söze de bir katkı yapayım kısaca. Hani belki birkaç yıl daha oynayabilirdi demiştin. Sanırım 70'lerdi ve bir işte hayatınız programı olabilir. Yani o tür bir formatta bir programdı. Hı-hı. Bazı anılar soruluyordu ve o kişi hani konuk, yanlış adı Uğur Dündar'ın programıydı. Şimdi hatta onu bir kez kırmızı kart görüyor. O zaman kart yok ama oyundan atılıyor hayatında. Ona sebep olan da Fenerbahçeli Yılmaz Şen stoper ve onu konuk etmişlerdi. O yani o çok sert oynuyordu ve o sertliği çok sinirlendiriyor ve ona tepki gösteriyor. Ondan dolayı sahadan atılıyor ve bir kere olmuş bu olay ve o karşılaşmaları hakikaten ben ya Yılmaz Şen'in saygısı, ona karşı gösteren önünelik falan çok etkilenmiştim ve orada şöyle bir şey geçmişti. Futbolu bıraktıktan sonra futbola dönmeniz için teklifler yapıldı. Siz o an dedi bir şeydeydiniz, ne diyelim, tereddüt içindeydiniz, döneyim mi dönmeyeyim mi, ama bir spor yazarının yazısı sizi bu kararınızdan vazgeçirdi. Kimdi diyor, hemen o da evet dedi,
krallar palyaço olamaz, Necmi Tan Yolaç demişti ve Necmi Tan Yolaç. O da diken diken oldu abi. Çok damardan girdin. Böyle. Evet. Şimdi yani sadece bir bölümü değil, bir kaç programı hak eden bir isim. Burada şimdi bir ara verelim, sonra hani klasik günlük hayhuya lige dönelim. Acı gerçeklere döneceğiz abi. Döneceğiz, evet. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, CRI Türk'te spor gündemi devam ediyor. Ben Kamil Erdoğdu ve Hüseyin Şuekinci ile birlikte. Hüseyin, cuma günü nihayet lig başladı Rize'de. Şimdi Fenerbahçeliler de totem yapmaya başladılar. Rize ile sezonu açtığımız iki sezonda şampiyon olduk bu sene o sene türünde. Gerçi bir sezonu Fenerbahçe şampiyon mu bitirdi hatırlamıyorum ama. Ben çok hatırlamıyorum ilgi, abi. Çok iyi yani, hatta Fenerbahçe'nin başında Şükrü Ersoy vardı, bu dediğim 70'ler. Ve oradan ilginç bir anı aklıma kaldı. Çünkü Fenerbahçe artık lige böyle şampiyonluk şeyiyle girmiş, Sıdat tıklım tıklım. Ve Fenerbahçe o maçı 2-1 kaybetti Rize'ye. Ve ondan sonra Şükrü Ersoy'un, antrenörün bir açıklaması vardı. O çok çarpıcıydı. Ya dedi, benim futbolcularım maçtan önce tanıdıklarını Sıdat'a sokmak için turnikelerin arasına giriyorlar ve orada kilitli kalıyorlar. Yani maçtan önce adamlar maçta değil. Kafa başka yerde. Bunu anlatıyor. Bu yani benim kafamda kalan en önemli Rize hatıralarından biridir. Melun olayı hatırlatmıyorum. Ona bu anıları sizin kitaplaştırmanız lazım. Ben de hiç o kadar anlatırsınız ama bu detayı ilk defa duyuyorum. Evet. Şimdi bunlar hep aslında şeyde kalan, hani insanın bir yerine ne diyelim işlenen ama bir şeyin de tetiklediği, bir olayın tetiklediği o anılar diyelim. Şimdi Fenerbahçe bu sezona şey başladı. Yani bence haftanın en kazançlı iki takımından biri diye düşünüyorum. Niye diyeceksin? Şimdi bu sene aslında deplasmanın çok büyük bir avantajı, dezavantajı yok. Kesinlikle. Ama Rize hariç diyeceğim. Niye diyeceğim? Sahanın koşullarından dolayı. Uzun yani, çimlerden diyorsunuz değil mi abi? Evet evet. Saha çok şikayetçi. Herkes şikayetçi. Bunu bilinçli hani, mi yapmışlar peki abi? Hani ve ona ilgisizlik diye düşünüyorum ben. Yani ona yapacak bir şey yok. Yani Rize'nin sahasında bir ilginçlik var. Zaten şeyler bile, offside kameraları bile yerleştirilemiyordu biliyorsun. Böyle bir ilginç konumu vardı. Evet, evet. O da ayrı bir program konusu abi. Hani statlar yapılırken basın tribünü, işte o dediğiniz gibi kameraların yerleştireceği yerler. Evet. Yani Fenerbahçe birkaç anlam açıdan önemliydi. Biri yenik duruma düşmesine rağmen maçı kazandı, bu açıdan önemliydi. Bir uzun süren bir deplasman fobisini yenmesi açısından önemliydi. Ve bana yani düşünüyorum şimdi. Psikolojik açıdan çok önemliydi abi. Hani evet, sezon, çünkü ilk maçlar risklidir abi. Her takım için ilk maçlar yani, sezonun açılış maçlardır. Yani şimdi ben bu arada şeyi söyleyeyim. Birkaç maçı tamamını seyrettim. Diğerlerinin özetini seyrettim. Fakat tamamını seyrettiğim maçlardan hani hiç zevk aldım diyemem. Fakat mesela Ankara Gücü Erzurumspor maçını çok kısa izlememe rağmen acayip bir pozisyon bolluğu vardı. Bir keyifle izledim o özeti. Yani bitmesini istemediğim bir özet gibi o. Tabii ki belki diğer maçlara da öyle önemli anlar birleştirilse farklı his bırakır ama gerçekten şimdi gelip diye dönüp düşündüğümde de çok pozisyon da yok. Yani o kadar özetinde keyif verecek kadar bir birleştirme de yapılamaz. Abi siz o gelir. Demek ki belki son 15 dakikalık bölüm mü izlediniz? Hani 61'de golü atıyor Ankara Gücü. Sonra tam özet yani 2 dakika 3 dakikalık bir özet şeyde internette yayıncı kuruluşun sitesinde izledim. Pozisyonlar, goller ve yani şeyin Erzurum'un santroforu hakikaten Oltan. Şimdi Fenerbahçe maçına
Dönersek. Sana dönersek sözü sana vereceğim ama hani seninle maç öncesi sohbet ediyorduk. Kadrolar açıklanmıştı ve ben şunu yaşadım. Ya işte transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe sevgili limit tanımaz dedik. Tanımaz. İlk 11'de Frey. Evet, ona ben de çok güldüm abi. Evet. Gerçekten öyle. Hani ama, Gökhan'la Caner'i saymazsak geçen seneki kadroydu yani. Kadro yani, evet tamam, aynen şeydi, öyle ama Frey ikinci sürprizini bana sahada yaptı. Yani umudumun hakikaten çok yararlı işler yaptı. Çok farklı oynadı ama şu var, şunu da söyleyeyim. Yani sezon başları biraz aldatıcı oluyor. Evet, çünkü fiziği güçlü oyuncular hemen öne çıkabiliyorlar. Ondan sonra hani lig gidiyor, bir işin hani şey zamanı gelince, böyle futbol bilgisinin öne çıkması gereken zamanlar maçlarda, gelince maçlarda o zaman hani ak koyun kara koyun belli oluyor aslında. Yani gerçi Fenerbahçe tabii ki bir santrofor arıyor, hala bekleniyor. Bazı iddialar var. Tümer'in ve Rıdvan'ın hani Emre Belezoğlu ile görüşüp getiriyoruz dediği isimler var. Evet, sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi ve neler abi, düşündün? Dediğin gibi maç öncesi biz bayağı güldük. Hani o kadro vesaire. Ama tabii lig bitti. Çok kısa bir ara oldu. Sosa özellikle yani çok antrenman olmadığı için antrenman eksikliği vesaire var. Anladığım kadarıyla Erol Bulut da hakkaniyetli olma adına da yani hani kim çalışıyor antrenmanlarda. Yani ben hocanın çıkardığı kadroya her zaman saygı duymuşumdur abi. Çünkü takip etmiyoruz. Birebir bilmiyoruz. Tabii Fenerbahçe'nin penaltı kaçırması o da demoralize etti. Ben kızıma demiştim hani eğer solunu atarsa kaçıracak diye. Solunu attı, kaçırdı. Baba niye öyle diyorsun dedi. Benim kızım da Fenerbahçe'ydi bu arada. Hatta işim Fenerbahçe bu maçı kazanamazsa bu sezon desteğimi çekeceğim diye böyle bir şeyde bulundu. Tehditte falan. Bulundu. Tehditte bulundu. Ki o penaltıyı kaçırdıktan sonra Altay'ın gerçekten alnından öpmek gerekir ki maçın adamı bildiğim kadarıyla Altay seçildi yani hani yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Altay ya da Gökhan ya önce Altay Gökhan, sonra Gökhan Gönül iki kaleci seçildi. Hayır. Gökhan Gönül zannedildi ama o Rizeli Gökhan oldu. Çünkü iki kaleci de çok başarılıydı şimdi bunu. Gerçekten öyle. Altay'ın özellikle o karşı karşıya pozisyonda çok net bir pozisyondu. O golü yese hemen maçın başında. Çünkü penaltının hemen peşinden gelen pozisyondu. O anlamda Altay gerçekten güven veriyor. İşte tek tek incelersek abi Serdar Aziz'in çok basit hataları var. Hani Serdar gibi bir tecrübeli bir isme yakışmayan bir duruştu diyelim. Ama bunun yanında Frey konusunda ben de şöyle söyleyeyim abi. Mesela ben Tolga Ciğerci tarzı futbolcuları seviyorum. Niye seviyorum? Ya bir orduda bir general sayısı azdır abi. Bir olur, iki olur. Ama askere ihtiyacı var. Hani o anlamda Frey'de o özelliği var. Hani koşan fiziği var. Hani rakibi kurcalar, rahatsız eder ama golü arada başkası atar. Ama dediğiniz gibi o yetenek de önemli. Bazı öyle pozisyonlar olur ki çok artık ligin sonu makaslar aldığı zaman özellikle. O yeteneği olan bir futbolcu değil. Göreceğiz. Tabii Sinan Gümüş var Fenerbahçe'de. Şu an için alternatif. İşte, o da yetenekli bir oyuncu ama zaman gösterecek. Fenerbahçe dediğiniz gibi çok kritik, hani sezonun başı olmasına rağmen kritik bir 3 puan aldı. Sosa'nın penaltısı da aslında ortaya vurdu. Penaltılar konusunda biraz hani kaleci iki yerden kımıldamazdı. Gene bir karşılaşmada penaltıyı gene biri ortaya vurdu şimdi. Genelde var hani gerçi kalecinin hamlesine göre hani son anda. Çünkü mesela Caner penaltıyı kullanırken çok açılmadı. Aslında açılmanın şu faydası var. Kaleci hani hissediyor. Genelde solaklar da kalecinin solunu atıyor abi. Hani sağını attığı zaman kaçırabiliyorlar, avuta atabiliyorlar. Öyle bir istatistik durum var ya. Yani. Ben de sol her iki ayağımı da kullanan birisiyim. Sol ayağımla atarsam genelde kalecinin solunu atıyordum. Kendimden biliyorum. Burada dikkat çekmek istediğim konu Rize Spor Başkanı'nın maç sonrası yaptığı açıklamalardı abi. Hani şimdi baktığınız zaman bir penaltı daha aslında verilebilirdi Fenerbahçe'yle yine. Hani eline çarpıyor kısa mesafede. Gökhan Gönül'ün önüne düşecek topken. Onu vermediler ki Fenerbahçe ya da öyle birçok takımın aleyhine öyle penaltılar var.
İkinci penaltıda evet tartışılabilir ama izleniyor dediğin gibi. Hayır ama şu var yani orada. Hatta sen de ya penaltı değil gibi mi bir ifade kullandın? Evet düşündüm ama sen, şundan evet. dolayı yani şurada sonra ben araştırdım aslında kural olarak penaltı. Orada tabii. kural olarak penaltı. Fakat benim futbol anlayışımda yani ya ona da verilmez bu kadar da hani. Yani orta basitler... sahada olsa faul ve çalmazlardı belki. Aynen bunu söylemek. istiyorum. Evet. O anlamda ikna olmadım. Böyle bir penaltıyı da istemem. Ama öyle bir hava oluşturuluyor ki yani sanki 7 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe 7 yıldır hakemlerle şampiyon oluyormuş. Bunu şunun için söylemek istedim zaten abi. Hani genelde onu Hıncal Uluç yapardı. Hani bu sene Galatasaray şampiyon yapmazlar dedi. Galatasaray şampiyon. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sezon açılışını hatırlayın abi. Gaziantep'le 3 penaltı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Penaltıların evet. hepsi penaltı. O işte ya bir maçta 15 penaltı da olabilir. Ama böyle bir hava yaratılıyor. Ondan sonra hakemler baskı altında kalınıyor. Ya dediğin gibi son 7 senede belki de en çok mağduriyet yaşayan hakemler bakımından ilk içe girer Fenerbahçe. Böyle yani, bir hava yaratılıyor. Rize Spor Başkanlığı'nın hani hakemleri yerle bir etmesi daha dakika bir gol bir hakemleri siz linç hadi ediyorsunuz. Hadi o canı yandı diyelim de bir de diğer kulüplerin olaya girmesi var ya o taraftarlar böyle yani o orası da ayrı bir konu. Evet. Ya, yani kutsal ittifak oluşuyor abi. Yani, 1,5 sezon Fenerbahçe'ye tek bir penaltı verilmediği, forvetinden güçlü olduğu zamanda tabii. yaşadık biz bunu. Tabii, 1,5 tabii. sezon hakemler karar aldılar ve Fenerbahçe'ye penaltı vermedi. Geçen sene Fenerbahçe'nin bıraktığı golü iptal edilip karşı penaltı tekrar edildi. Yani 2-1 öne geçen Fenerbahçe bir anda bir kararlı 2-1 yenik duruma düştü. Tabii Alanya maçını söylüyorsun. Göztepe. Da. Göztepe maçı mı? Ben Alanya diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Alanya'da abi. Penaltı verilmedi. İki tane penaltı verilmedi. Evet. Göztepe maçında Fenerbahçe penaltıyı kurtardı. Karşı atakta gol attı. Evet. O gol iptal edildi. Evet. Penaltı tekrar ki bir hafta edildi. Öncesinde Malatya Spor karşısında Emre'nin kaçırdığı bir penaltı vardı. Kaleci neredeyse altı evet. pasın dışına çıkmıştı evet. ama hani. Ki Rize deyince aklıma o silahlı saldırı geliyor. Kaç sene geçti arada. Hani, evet. O zaten o maalesef ayrı. Faili meçhule bıraktı bu işi. Ayrı evet. bir konu. Evet şimdi süreyi bayağı uzattık bölüm için. Bayağı da konumuz var aslında. Devam edeceğiz diyelim. Bir kısa müzik aramız var. Sevgili dinleyiciler Siyaray Türk'te spor gündemi devam ediyor. Ben Kamil Erdoğdu ve Hüseyin Şüvekinci ile birlikte. Şimdi Hüseyin geçen hafta aslında hani maçlar diyoruz ama en önemli olayı bana sorarsan Trabzon'daki Sörloth kriziydi. Yani çünkü evet. geçen sezon 49 maç 33 gol 11 asist yapan bir oyuncu milli maç için ülkesine gitti. Geri dönmedi ve dönmediği gibi telefonlara da çıkmadı. Ve bunun üzerine bir bakıldı ki aslında yani... araya başka kulüpler girmiş. Trabzon devre dışı bırakılmak isteniyor. Çünkü bu sezon maçların %50'sinde oynarsa bir taraftan da teyit ediyorum 6 milyon euroya Trabzon'un alma hakkı oluşuyor. O nedenle de bir Trabzon... Şu an devre... Trabzonspor'un futbolcusu değil mi abi? 2 yılına kiralanmamış mı? Kiralandı. Evet. Orada herhalde cezayı göze alıyorlar. Evet. Öyle bir şey... Şimdi burada hani... Trabzon için belki bir yöneticilik başarısızlığı konuşulabilir. Yani bir tarafıyla. Ama hı. hani bu da üzücü tabii ki bir kulübün böyle bir başarısızlık ama ne kadar suçu var o da tartışılır. Çünkü ortada gerçekten etik dışı bir durum var. Çok açık bu. Evet. İkincisi bu kadar taraftarın sevgilisi olan bir futbolcunun bunu yapması da ayrı bir yani ve Beşiktaş maçı gibi önemli bir maçta oynamıyorsunuz abi. Beşiktaş yani. Maçı gibi önemli bir maçta da oynamıyor. Yani aslında her maç önemli. Her maç kritik. Onu da öyle ayağı ama hakikaten bir derbi yanlış kullanılıyor ama bu yani Trabzon maçları için yanlış kullanılıyor. Evet. Neyse öyle düşünülen bir karşılaşma öncesi gidiyor. Ve aslında bu biraz şunu da görüyoruz. Galiba transferlerde transfer sisteminde oturmayan bir şeyler de var. Evet. Ve bu konuda senin de
özellikle menajerler konusunda evet. söyleyeceklerim vardı. Aynen. Evet, bunu dinleyelim. Abi hemen hızlıca girizgah yapalım o zaman. Ben Trabzonspor'un yıllar önce menajerler tarafından hani soyulduğuna dair biz programlarımıza gündeme getirmiştik. Hani bir sürü futbolcu getirilip işte milyon euroların konuşulduğu. Bunun en güzel örneğini Atilla Türker gazeteci abimiz. O Türk futbolunun nasıl battığını yazdı diye bir haberi var. Galatasaray'ın menajere ödediği ücret abi. 3 yılda işte Omar'ın transferi ki soyadını telaffuz edemiyorum o yüzden girmiyorum abi. 3 yılda toplam 2 milyon 175 bin euro komisyon verecek. Yani 3 yılda bu futbolcunun aldığı ücret kadar neredeyse. Bir de 10 maç oynaması durumunda 75 bin euro ekstra bonusu var. Zaten böyle bir transferi yapıyorsanız 10 maç oynamaması söz konusu değil yani abi. Sakatlık Tabii. olur, başka bir şey olur vesaire. Ve işin ilginç tarafı bununla ilgili Galatasaray'dan tepki geliyor. İşte hesap soracağız diye. Ya adam belgeleriyle koymuş. Hani teşekkür edileceğine, belki orada belki başkanın haberi yok, belki başka işler dönüyor vesaire. Ve bunun normalde abi UEFA'da standartı %3'tür yani. Hani o %3 genelde uygulanmaz, %10'dur. Bir futbolcu işte atıyorum yıllık işte 1 milyon alacaksa 30 bin euro alır. Hadi %10 olsun 100 bin euro alır. Yani neredeyse futbolcu kadar Omar'a ilk yıl için net 1 milyon 300 bin euro ödenecek. Hani neredeyse futbolcu kadar bonservis ücreti var. Yani bu menajerlik sisteminin ya ülkede işte Spor Bakanlığı, TFF budur durumda devreye girmeli diye düşünüyorum. Nasıl ki ev kiralarken işte komisyon verirsiniz abi, işte onun belli bir şeyi vardır, %12 falan vesairedir. Bunun bir standarta oturtulması lazım. Kulüpler bu şekilde soyuluyor. Birilerinin cebine giriyor. Belki o menajer hani elimizde belge yok ama aklıma gelen hani şeytanın avukatlığını yapmak gerekirse ya bu kadar menajere para veriliyor acaba oradan birileri pay mı alıyor sorusu geliyor aklıma. Bunu vurgulamak isterim ki Sherlock'la ilgili geçen sene sizinle de dile getirdik diye hatırlıyorum abi. Hani ya Sherlock çok şey 2 yıllık anlaşma var. Öncelikli Trabzonspor'un avantajlı durumu var. Trabzon bu işi şimdiden bitirmeli. Hatta bununla ilgili başkana sorulduğunda ters cevaplar vermişti. Ve bununla ilgili biz spor sever olarak Trabzon'un arkasında olmamız lazım. Abi bunu yapamaz. Hakkı yok. Eğer transfer olacak da olsun ama bundan Trabzonspor karlı çıkmalı. Bir Türk futbol takımının karlı çıkması gerekiyor. Burada işte federasyon Kulüpler Birliği ya böyle durumlar var. Hep genelde UEFA futbolcuların lehine karar verir. Şimdi de bunu hukuki sürecini başlatıp gerekirse o futbolcunun hani futbolculuk hayatının sonlandıracak girişimde bulunması lazım abi. Evet. Yani Sherlock bu seviyeye geliyorsa onda Trabzon'un payı var. Tamam tercih edebilir. Daha iyi paraya geleceğini düşünür. Ayrı bir konu. Ama burada kulüp yöneticilerin yöneticilik vasfının ortaya çıkması gerekiyor. Doğru. Buna katılıyorum. Evet. Şimdi bu bölümü biraz kısa keselim. Çünkü bir konumuz daha vardı. Yani devam edelim Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı konuşmaya. Bir kısa müzik aramız var. Sevgili dinleyiciler, CRI Türk'te spor gündeminin son bölümüne geldik. Ben Kamil Erdoğdu ve arkadaşım Hüseyin Şuekinci ile birlikte. Hüseyin, şimdi tabii biraz Metin Oktay'la girdik. Fenerbahçe'yi de konuştuk. İşte menajerleri konuştuk. Şimdi Galatasaray ve Beşiktaş'tan da kısaca bahsedelim. Fakat öncelikle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın korona testi pozitif çıkmış. Kendisine geçmiş olsun diyoruz ve acil şifa diliyoruz. Yani sağlığı ve sporcu geçmişinin genç yaşlının yani risk grubunda değil, o anlamda kendisine bir avantaj olarak dönmesini umuyoruz. Evet abi. Kesinlikle. Şimdi Beşiktaş ligi hakikaten bence sürpriz bir sonuçla başladı ama tabii Trabzon'u yakından takip edenler için belki sürpriz olmadı. Çünkü Trabzon çok önemli futbolcularını kaybetti. Bir de hani özellikle son Sörlot'u kaybedişi biraz moral bozucu şekilde. Hani evet. Sosa'yı, Nova'yı biliyor. Transfer dönemi. Gittiler, ayrıldılar ama Sörlot'u maça bekliyorsun. Maça gelmiyor. Yani böyle bir durum. Maç şey başladı ama Beşiktaş akıllı şeyiyle, oyunuyla bekledi rakibini. İşte ondan sonra üstüne gittikçe golleri de buldu. Bir de tabii penaltı olayı. Bu arada VAR bu hafta sanki çok düzgün çalıştı gibime geliyor. VAR sistemi. Allah Allah.
Maşallah diyelim. Allah nazar değmesin. Allah bir değmesin. ve fakat hani şimdi Josef de Souza da eklendi bu Beşiktaş'a. Beşiktaş orta saha açısından hakikaten daha ne diyelim güçlü bir hale geldi orta sahası. Orta sahada sıkıntısı olduğu söylenen Galatasaray gol yollarında daha öne çıktı. Onu da Falcao ile birlikte onu da görmek lazım. Fenerbahçe'nin avantajı ise kadro genişliği olarak görülüyor şimdilik. Evet, evet sen de neler var bunu ekleyeceğim. Abi Sergen'e ben de öncelikle geçmiş olsun diyorum. Gerçekten korona hafife alınmamalı. Hani nasıl ki 17 Ağustos depreminde mutlaka herkesin bir tanıdığı, sevdiği, komşusu, eşi, dostu bir şekilde hayatını kaybetmişti. Allah göstermesin bir daha o kara günleri. Aynı şekilde bu koronadan da hani eşi, dostu, tanıdığı, akrabası, işte sevdiği, komşusu bulaşmayan, tanıdık olmayan kimse yoktur diye düşünüyorum. Aynen öyle olmuyor dediğim gibi. Ki doğru. Benim ailemde hem anne tarafta hem eşimin babası, amcası, kardeşi iyi durumlar. Onlara da acil şifalar diliyorum. Biz de diliyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor ki futbolcular da biliyorsunuz abi işte Ümraniye Spor'da. Hani yarın futbolcuların atıyorum 10 kişide çıksa ne olacak o takımın maçları? Hani burada da bir belirsizlik var. Ona gerçekten dikkat etmek gerekiyor. İşte hep siz diyorsunuz ya programın sonunda mesafe, sosyal mesafe, iş yer vesaire. Maça gelirsek abi evet Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı. Tyler Bold'un golü gerçekten güzeldi. Hani hiç pozisyon yokken ki defanslar Hüseyin'in kafasına sekmese Uğurcan kurtarırdı onu abi. Evet, tam sanki elinin hizasına geliyor gibi. Tam geliyordu ve top hızla hızla kazandı yani. Sekince hızla mesafe aşırı kazandı. Şey, tabii yükseklik kazandı. De aldı. Evet. Evet. Yani Beşiktaş bence hak ederek kazandı. Beşiktaş bence bu sene ağır basacak gibi gözüküyor abi. Hani oynadı en azından. Evet. Baktığın zaman çok da öyle parlak yeni isim yok yani abi. Yok yok. Evet ama hani şöyle bir şey ben daha önce de konuştuk. Yani biraz futbolu bilen adamları koyunca futbolu bilen anlıyorsun. Yani futbol zekası olan özellikle şu yeni koşullarda çok faydalı olacaklarını düşünüyorum. Evet işte bunda ben spor severi olarak şuna hayıflanıyorum. Ya şu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ikisini de geçebileceğiniz rakiplerim. Biraz buna hani enerjisini yönetim özellikle başka konularda harcadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu da düşünün. Sporcuların hem gelir hem moral açısından belki yıpranacaktı kadro derinliği bakımından ama bu önemli bir fırsattı diye düşünüyorum. Hani süremiz az olduğu için hemen izin verirseniz Galatasaray'a da geçelim abi. Evet. Evet Galatasaray da haklı bir galibiyet aldı. Galatasaray maçı sonrası Gaziantep Spor'un hocasının işte serzenişi vardı. Galatasaray'ın hakemlere ihtiyacı yok falan gibi. İşte ilk maçlar böyle canı yanan takımlar böyle serzenişte bulunuyor. Öne geçmemeli yani. Hani ki Gaziantep Spor hep sezona mağlubiyetle başlayan öyle bir geleneği var. Galatasaray'da oynattığı oyun özellikle Falcao'nun moralli başlaması abi. Çünkü çok önemli yatırım yapıldı ona. Onun en azından bir nebze alması adına önemli bir galibiyetti. Tabii önümüzdeki günlerde işte sakatlıklar işte dediğim gibi VAR konusu abi. VAR düzgün işlerse bakın hani VAR'lık bir durum yoktu hani. Hani VAR'lık içinde yokluk yaşamamak lazım abi. Yani VAR varsa gördüğünü çalmalı. Hakemleri yıpratmamak da gerek. Hani sezona pozitif başlayalım. Öyle devam etsin. Hakemler elbette ki hata yapacak. Dilerim ki işte lehine hata verilen kulüp hocalar da, futbolcular da, teknik direktörler de, başkanlar da ya bizim lehimize böyle bir hata yapıldı. Onu lehine yapıldığı zaman da dile getirebilseler. Çünkü sezonun başı çok önemli. Farklı bir lig yaşıyoruz. Seyircisiz, tadı tuzu yok. İşte sağlığın. Şimdi Allah korusun Sergen'e bir şey olsa işte o Trabzonspor Beşiktaş maçı skorunu kim ne emmeti var? Kim düşünecek? Ya da işte yöneticiler oluyor, milletvekilleri işte pandemi hani ölüm var diyoruz abi. Mutlaka evet mutlaka hepimiz öleceğiz ama hani ölümlü dünyada bu tür mevzular hani bir hassas dönemden geçiyoruz. Böyle didişmeyi bırakalım artık yani. Evet. Sporla, centilmenlik işte. Metin Oktay 29 sene olmuş vefat edeli. 50 yıldır futbolu 69, 51 yıldır konuşuluyor. Saygıyla yad ediliyor.
Hani o iz bırakma meselesine gene dönelim abi. Aynen. Yoksa evet, maçlar unutulur, şampiyonluklar işte 3. yıldız evet olur, 5. yıldız olur. Ama iz bırakmak, gönüllerde yer etmek istiyorsanız evet, önemlidir abi. Şu vurguyu da yapmak isterim. Biz hep şiire de değiniyoruz abi. Diyor, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Kim gönül yıkar ise iki cihan bedbahtı diyor Yunus. Yunus'un diliyle, o sevgi diliyle, muhabbet diliyle yaklaşmak lazım. Sporda bunun için çok önemli bir unsur. Centilmenliğin, kardeşliğin ön planda olduğu bir sezon olmasını diliyorum. Erzurum evet, Spor'da kutluyorum yeni sezona çıkışı evet itibariyle. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağlıklı günler olsun. Futbolcuların hiçbiri dileriz pandemiden etkilenenler çıksın. Evet. Ve seyircilerin, tribünlerin bir araya geldiği sezon olsun diyelim abi. Evet, evet. O dileklere katılıyorum. Onun için de diyoruz ki maske, mesafe, hijyen. Bunun bir an evvel gerçekleşmesi buradan geçiyor. Evet, çok teşekkürler Hüseyin. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü bu haftaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Haftaya sağlıklı günlerde, sağlıklı konularla birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıklı günler. CRI Türk.